Devam ediyoruz ana habere. Türkiye'nin en önemli konusu şu günlerde özellikle yaşanan bütün dalgalanmalarla birlikte ekonomideki kara tablo, artık kara tablo da değil, bunun adı resmen kriz sevgili seyirciler. Hükümetten ekonomiye dair güzellemeler geliyor ama durum hiç öyle değil. Bunu en yakın olarak sizler biliyorsunuz. Yaptığınız alışverişlerde vatandaşın, yurttaşın cebindeki nakit para yok. Kredi kartlarına hücum ediyor. O kredi kartlarını kim ödeyecek? Dolayısıyla ekonomiyi konuşacağız özetle. Konuğum da CHP Parti Meclis Üyesi İzmir Milletvekili Sayın Selin Sayek Böke. Sayın Böke hoş Hoş geldiniz. bulduk. Bakalım bizi umutlandıracak mısınız? Soracağım size. Şimdi önce şu güzellemeyle bir başlayalım. Hep bir işte dış saldırılardan söz ediliyor, ekonomiye vesaire vesaire. Bugün en son Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bu da gelir, bu da geçer yahu dedi. Ama geçer mi, geçmez mi? Onu size de soracağım. Bir Ray Brunson krizi çıkarıldı. Ondan sonra sizinle de konuştuk, başka ekonomistlerle de konuştuk. Aslında bu ekonominin içinde bulunduğu durum çok ciddi sinyaller mevcuttu. Ama bu Ray Brunson kriziyle işte dolar o gece an be an yükseldi, artık takip edemedik. Ekonomiyle uzaktan yakından ilgisi olmayanlar bile doların peşine Çok düştüler, doğru. artışın peşine. Şimdi dolarla benim işim olmaz demek de oluyor mu olmuyor mu? Oradan başlayalım. Bu da gelir mi geçer mi yahu diye size de sorayım. Ya öyle sözlerle karşılaşıyoruz ki hakikaten insan hafife alıp bununla ilgili espri dahi yapamaz hale Evet. geliyor. Yani ülke bunca kriz yaşarken 81 milyon bunca bir ekonomik yükün altına iktidarın eliyle itilmişken, iktidar koltuklarında oturanların çıkıp da dalga geçercesine geçer bu yahu deyip şarkı sözü yazarmış gibi olayı hafife alıyor olması sorunun temelinde yatan esasında en merkezi iş. Evet. Yani bu sorunu ortaya çıkarmış olan iktidarın siyaset anlayışı, iktidarın ekonomi anlayışı, iktidarın hayat anlayışı. Dolayısıyla iktidardır bu sorunu yaratmış olan. Şimdi meselenin sorumlusunu doğru tespit etmeyince mesele olduğunu kabul ettiğiniz noktada dahi çareyi yanlış yerde aramaya başlıyorsunuz. Onun için hani bu Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, Mehmet amcanın, İlyas amcanın sorunu mudur sorusuna yanıt arayacaksak eğer sorunun kaynağını da tespit ederek başlamak çok önemli. Her ne kadar Rahip Brunson kriziyle özdeşleşmiş gibi gözükse de bugün Türkiye ekonomisinin yaşadığı krizin sorumlusu Türkiye ekonomisini yönetiyor olan ve yıllardır bilerek isteyerek belli sınıfsal tercihlerle bu düzeni kurmuş olan iktidarın ta kendisidir. Şimdi sorumlu iktidar. Peki bu kime yansıyor, bu sorumlunun ortaya çıkardığı ve bugün artık kriz diye adlandırdığımız durum? 81 milyonun tümüne yansıyor. Ama bu 81 milyon içerisinde bu krizi ağırlıklı olarak yaşıyor olan bir %99 var. Yani %1 hala bu iktidar tarafından korunuyor ve kollanıyor. Bu %1 kim dersek, bu %1 rantçı sermaye, mega projelere dahil olmuş olan inşaat şirketleri, rantçı inşaat şirketleri ve bununla beraber de bir hani onların faiz lobisi diye adlandırdığı ama esasında bir takım spekülatif işler yapıyor olan, yani üretimle kazanç değil, rantla kazanç elde etmeye çalışan kesim. Bu kesim bugün kazanıyor. Bu kesim dışında kalan %99 ki bunun içerisine işçi giriyor. İşçinin içerisine mavi yakalı üretim bantında çalışan da giriyor. Onunla beraber beyaz yakalı, ofislerde çalışıyor olan, plazada çalışıyor olan emekçi de giriyor. İşçiyle beraber çiftçi de giriyor. Çiftçiyle beraber taşeron da giriyor. Taşeronla beraber %99'a yok sayılıyor olan sizin çocuğunuz, benim çocuğum Evet. da giriyor. Yani bugün topluma esasında %1 uğruna %99'u yok sayan anlayışla yöneten iktidar %99'u bir kez daha krizin içerisine, bu sefer krizin yükünü yükleyerek ortak etmeye çalışıyor. Şimdi bu dövizde yaşanan gelişmeler, işte şu anda 6.60 Evet, galiba, değil o mi civarda evet. kur? Doların 6.60'a gelmesi cebinde dolar olanı da olmayanı da ilgilendiren bir Gayet durum. tabii, gayet tabii. İşi dolarla olanı da olmayanı da ilgilendiren bir durum. Şimdi nasıl mı derseniz, işte bundan 1-2 hafta sonra okullar Evet. açılacak. Kimi çocukların okulu 10'unda, kimisininki 17'sinde açılıyor. Veliler kırtasiyeye gidecekler. Ve kırtasiyeye girdikleri anda almak zorunda oldukları kitapların pahalandığını,
almak zorunda oldukları defterlerin pahalandığını, almak zorunda oldukları kalemin, kalem kutusunun, çantanın pahalandığına şahit olacaklar. Dolayısıyla bugün cebinde dolar bulundurup bulundurmaktan bağımsız hepimiz bu yaşanan krizin altında eziliyoruz. Peki neden bunlar pahalanıyor? Nedenine indiğiniz zaman esasında hepimizin niye etkilendiğinde çok somut ortaya çıkıyor. Mesela bugün bu kağıtlar kitaba dahi dönüşemiyor. Evet. Gazeteler inceldiler. Dikkat ederseniz mizah sayfaları ortadan kayboluyor. Küçüldüler. Niye? Çünkü Karabasan gibi bir otoriterlikle toplumun üzerine bu karanlığı çökerten anlayış aynı zamanda yıllar içerisinde bu toplumun ürettiği her şeyi de har vurup harman savurarak sattı. Sekayı özelleştirdi. Artık kağıt üretilmiyor bu ülkede. Müze haline aynen geldi. Öyle. Aynen öyle. Şimdi bu karanlık toplumun bilgiye erişmesi önünde engeli hem fikri özgürlükleri elimizden alarak hem de artık yazılıp çizilecek materyale ulaşmayı da pahalı kılacak bir düzeni kurmasıyla üzerimize bu karanlığı boca eden bir iktidardan bahsediyoruz. Şimdi bu kağıtlar yurt dışından alınmak zorunda. Demek ki sadece bu senenin başından, arada bakıyorum ekranda değişiyor mu diye kura, hı hı. Sadece bu senenin başından bugüne kadar %75'in üzerinde değer kaybetmiş Türk lirası. Yani şu kağıt parçasını yurt dışından satın almak gerektiğinde %75 daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Bu kağıdı kullanarak üretim yapacak olan bütün üreticiler. Şimdi bu üreticiler bir noktada o maliyeti tüketicinin üzerine bırakmak zorunda kalacaklar. Onun içindir ki kitap, defter daha pahalı hale gelecek. Aman canım ben zaten okumuyorum. Ama ne olacak kağıda da basılmayı versin diyeceklere de o zaman şunu anlatmak gerekiyor. O çocuğun sırtına takacağı sırt çantası, içine girecek kalem, o kalemi taşıyacağı kalem kutusu. Bunların her birinin üretimi için Türkiye'de petrole, doğalgaza, taşımaya ve o üretimin ihtiyaç duyduğu girdileri dışarıdan almaya ihtiyacı olan bir üretim zincirinden bahsediyoruz. Yani bütün üreticiler için artık üretim daha pahalı. Neden? Çünkü Türkiye'de bütün üreticiler ürünlerini üretebilmek için ithal girdiye ihtiyaç duyuyorlar. Hepsi için bu girdiler artık daha pahalı. Bir süre belki daha az karla idare edebilir KOBİ'ler. Ama en nihayetinde o kar sıkışıklığını maliyet artışıyla veyahut da istihdamını azaltarak işsizliğe katkıda bulunmak yoluyla %99'un üzerine bırakmak zorunda kalacaklar. O zaman tekrar edelim. Bu düzeni kim kurdu? Evet. Kim bu üretimin bu kadar ithalata bağımlı olmasını zorunlu hale getirdi? Bu iktidar getirdi. Nasıl getirdi? Sekayı satarak getirdi. Nasıl getirdi? Türk Telekom'u elden çıkartarak getirdi. Nasıl getirdi? Enerjide dışa bağımlılığı çözecek adımları atmak yerine yeniden bağımlılığı tekrar tekrar üretecek nükleer projeleri kendisine görev edinerek bu iktidar bu düzeni kurarak bu toplumun üzerine bu krizi boca etti. Yani o zaman dolayısıyla elbette ki küresel bir takım etkenleri vardır. Mutlaka hani onları da tartışırız. Evet evet siz daha iyi bilirsiniz ama bunu tamamen dış mihraklara yüklemek aymazlıktan başka bir şey değil. Aynen öyle. Yani. Esasında kurulmuş olan düzenin hani iktidarın tarifini yaptığınız zaman bu iktidarın tarifinde keyfilik var. Değil mi? Bu keyfilik tek adamın bütün kararları vermesinde cisimleşiyor esasında. Keyfilik kuralsızlık anlamına geliyor. Kuralsızlık hukuksuzluk anlamına geliyor. Hukukun olmadığı, kuralın olmadığı, bütün kararların kurumlar tarafından değil, şahıslar özellikle de tek bir şahıs tarafından verildiği düzenlerde bu tip kırılganlıklar doğal olarak zaten krize evrilirler. Şimdi bugün Türkiye'de bu iktidar bu keyfilikle, bu hukuksuzlukla ve bu kuralsızlıkla esasında 16 yıldır inşa ettiği ekonomik düzenin kendi yapısal sorununun üzerine bir de güvensizlik sorunu inşa etmiş oldu. Şimdi biraz önce tarif ettiğimiz sıkıntı ekonominin yapısından kaynaklı. Neydi o? Yani herhangi bir ürünü üretebilmek için dışarıdan girdi satın almanız gerekiyor. Bu girdiyi satın alabilmek için dövize ihtiyacınız var demektir. Ülkenin dövize ihtiyacı varsa da bunu o zaman borçlanarak yapmak zorunluluğu ortaya çıkar.
Bu kurulmuş olan düzenin ekonomik yapısını tarif eder. Bu ekonomik yapı dışarıdan hem girdiye hem de borçlanmaya dayanan bir yapı. Dolayısıyla yapının kendisi kırılgan. Siz eğer sürekli dışarıdan girdi almanız gerekiyorsa ve üretim yapabilmek için hep dışarıdan borçlanmanız gerekiyorsa, yurt dışıyla ilişkileriniz bu ekonominin işleyişi açısından çok önemli hale gelir. Tabii. Şimdi bunun üzerine ikinci bir katman eklendi Türkiye'de son 3-4 yıl içerisinde ve son seçimlerde artık resmileşti. Nedir o katman? Yönetim biçimi. Bugün artık bir rejim değişikliği var Türkiye'de ve bu yeni rejim sadece ekonominin yapısından doğan kırılganlıklardan dolayı değil, aynı zamanda hukuku ortadan kaldıran, kurumların yerine şahısları koyan, kuralların yerine keyfiliği koyan bir anlayışla bir güven erozyonunun da kaynağı haline geldi. Yani hem ekonomik yapıyı zayıflatan, dışarıya bağımlı kılan, hem de dışarıya bağımlılığın en çok ihtiyaç duyacağı güven duygusunu kendi eliyle yok eden bu rejim anlayışı Türkiye'de krizin temel sorumlusudur. Yani iki katmanlı bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Birbirini tetikliyor aslında, öyle çok doğru. Değil mi sizin söylediğiniz başlıklar? Çünkü şimdi bu özellikle Amerika ile, bu Brunson kriziyle bağlantılı olarak hem Amerika ile hem Rusya ile olan ilişkileri de konuşuyoruz dış politika uzmanlarıyla. Onlar da hep şöyle diyorlar, eğer ekonominiz güçlü değilse söz söyleme oranınız da o anlamda düşüyor doğal maalesef, olarak diyor. Maalesef ve tekrar edelim, yani kim kurdu ekonominin bu kırılgan ve dışa göbekten bağımlı yapısını? Bu iktidar bilerek ve isteyerek kurdu. Kim Türkiye'yi güvenin erozyona uğrayacağı koşullara hapsetti? Bu iktidar hapsetti. Nasıl hapsetti? Hukuku ve kurallılığı ortadan kaldırıp kurumları yıkıp kendisini kurumların yerine koyunca işte o bağın ihtiyaç duyduğu güveni tamamen ortadan kaldırmış oldu. Şimdi mesele ilişkiyi ABD ile değil AB ile kurarız. AB ile değil Rusya ile kurarız. Rusya ile değil Orta Doğu ile kurarız denebilecek bir mesele değil. Efelenmenin. Evet, çünkü sorun ilişkinin kiminle yaşandığı değil. Sorun bu ekonominin ayakta kalabilmesi için mutlaka bu ülkenin dışından herhangi bir yapıdan borçlanma ihtiyacına sıkıştırılmış olması sorunu. Yani bugün işler Amerika ile kötü gittiği için bu borcu artık Avrupa'dan alırız diye görüntüde Avrupa'ya yanaşma gayreti sorunun gerçek özünü inkar etmekten başka bir şey değildir. Bugün Türkiye'de yapılması gereken iş çok bellidir. Bir kere her şeyden önce bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Çünkü sorunun kaynağı artık bu rejim değişikliğidir. Dolayısıyla mücadelemiz rejimi yeniden demokratik, yeniden parlamenter sistemde, yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi iktidarının kendisinin olduğu bir düzeni kuracağımız bir demokrasiyi kurmaktan geçmektedir. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün biz Merkez Bankası'nın bağımsızlığını önemsiyor olabiliriz. Ama bu iktidarın Merkez Bankası'nı bağımsız kılmasıyla çözülecek bir sorun yoktur artık ortada. Bizim yeniden demokrasiyi kuracak yeni bir iktidara ihtiyacımız var. Onun için de bugün ekonomide ortaya çıkacak bütün çözüm önerilerinin birinci olmazsa olmaz çaresi iktidar değişikliği, yeni bir siyaset ve yeniden Türkiye'nin parlamenter demokrasiye dönüşünün adımlarının atılmasıdır. Bugün Türkiye'de yaşanıyor olan sorun bir kurumsal çöküş sorunudur. Ve bu kurumsal tarifi de esasında cumhuriyetle tarif etmek gerekiyor. Cumhuriyetin yeni zaferini kutladığımız bu cumhuriyetin en önemli özelliği nedir? Halkın içinde olduğu bir devrimle gerçekleşmiş olmasıdır. Halkın egemen olduğu, milletin kendisini yönetme iradesini gösterdiği bir anlayıştır cumhuriyeti cumhuriyet yapan. Oysa ki bugünkü rejim halkın kendi iradesini ortaya koyduğu değil, tek kişinin bütün kurumların, bütün kuralların ve halkın egemenliğinin yerine geçtiği bir düzenin ortaya çıkmış olmasıdır. Ve bu düzenin kendisi artık ekonomik krizi yaratan bir sorun haline gelmiştir. Dolayısıyla ekonomiye dönük ortaya konacak çareler, reçete esasında elimizde var. Ama ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ama bunun uygulanabilmesi için her şeyden önce bu rejimin yeniden parlamenter demokrasiye geçmesi için bir mücadele asıl vermemiz gerekiyor. Asıl mesele o zaten. En büyük sorun o herhalde. Ona bağlı olarak bütün bu anlattıklarınız gerçekleşiyor. Şimdi şu algıyı bir kere bir açıklamanızı rica edeceğim. Az önce değindiniz ama işte benim dolarla işim yok. Benim cebimde bir dolar dahi yok ama işte
bugün markete gittiğimde 3 gün önce aldım, 8 liradan aldığım peyniri 11 liraya alıyorum. Hı hı. Yani cebimde dolar yok diye bütün bu yaşananlar beni etkilemeyecek diye bir şey yok. Yani vatandaşın bunu anlaması lazım artık. Hı hı. Korkarım ki anlatarak değil yaşanarak anlaşılıyor zaten artık. Bizim çabamız esasında çok uzun süredir bu kriz buraya evrilmeden, Türkiye bu uçurumun eşiğinden itilmeden hep beraber el verelim, yakalayalım çağrısıydı. Şimdi bugün ilaçlara gelen zam, markete gelen zam, eğer zam değilse küçülmüş olan ekmek, ufalmış olan paketler, alınamayan ürünlerle esasında bugün bu %99 diye tarif ettiğimiz ve bu iktidar tarafından yok sayılmış olan milyonlar bunu kendi cebinde doğrudan hissetmeye başladı. Yani bir sabah yok ki zam haberiyle uyanmayalım. Evet, evet. Bir sabah yok ki bir iflas haberiyle veyahut da yanan bir fabrika haberiyle uyanmayalım. Bir sabah yok ki yeni bir bölgede yeni işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmayalım. Şimdi maalesef artık içine sürüklendiğimiz koşullar bugün dövizle borcu olsun olmasın, dövizle bir işi olsun olmasın. Hepimizin enflasyon yoluyla, hepimizin işsizlik riski yoluyla, hepimizin yüksek faizler yoluyla bu krizi çok derinden hissedeceğimiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Şimdi bu krizden çıkış için dayatılacak olan reçetenin esasında krize sebep olan düzenin bir parçası olmamasını sağlamamız gerekiyor. Bundan şunu kastediyorum. Bu krizi ne doğurdu? Bu krizi %99'u yok sayıp hep o %1'i zenginleştirecek düzeni kurmuş olan iktidar anlayışı doğurdu. Ne yaptılar? Hep rantçı sermayeden yana. Kendilerini de rantçı sermayeden besleyecekleri bir düzen kurdular. Nasıl kurdular? İşte 186 kere kamu ihale kanununu değiştirdiler. Bu ne demek? Her seferinde kamu bir ihaleye çıkacağı zaman istedikleri kişiye bu paranın aktarılması için kanunu değiştirdiler. Evet. Yani kanunu yok saymadılar sadece. Aynı zamanda keyiflerine göre de kanunu değiştirerek hep o %1'ci rantçı kesimi zenginleştirecek adımları attılar. Ve hep %99'u yok saydılar. Asgari ücretli için hayat zaten hep zordu. Emekli için hayat zaten hep zordu. Çiftçi için zaten hep zordu. Şimdi o zaman madem ki bu kurulan düzen, %99'u yok sayarak kurulan bu düzen bir krize giriyor, krizin maliyetini de kimler bu krize yol açtıysa onların yüklenmesini sağlamamız gerekiyor. Bundan şunu kastediyorum esasında. Şimdi mesela zam haberleri, mesela bundan sonra karşımıza çıkacak olan vergi artışı haberleri. Bizim için önemli olan bunlar gerçekleşmeden zam yoluyla veyahut da tüketim vergisi yoluyla veya asgari ücretlinin ücretinin artışını sınırlama yoluyla %99'a bunu yüklemek yerine varsa bir kaynak ihtiyacı rant vergisi yükleyerek rantçı sermayeden alın diyecek bir siyaseti yürütmemiz gerekiyor. Ben sizi 3-4 yıldır yakinen tanıyorum ve siz bu söylediklerinizi ben tanıdığımdan beri de daha önce de mutlaka söylüyorsunuzdur ama özellikle siyasete atıldığınızdan beri tanıştığımızdan bu yana hep söylüyorsunuz. Yani bunun bedelini işte orta gelirli, dar gelirli değil. Çok basit adres ortada. Çok belli. Ama niye bunu yapmıyorlar? Sorun o zaten. Şimdi niye yapmıyor oldukları da esasında yeniden iktidar değişikliği ihtiyacını ortaya çıkartıyor o sorunun yanıtı da. Çünkü rant vergisi dediğiniz zaman esasında şunu söylüyorsunuz. Bu ülkede belki de haksız yollarla elde edilmiş kazançları vergi cennetlerine park etmiş olanlara bu ülkeye o parayı geri getirdiği zaman vergi ödemesini sağlamamız gerekiyor. Nasıl yapılır? Vergi cennetleri listesini çıkartarak başlarsınız bu işe. Her şeyden önce Bakanlar Kurulu, bugün artık bir Bakanlar Kurulu kavramı yok, bir hükümet kavramı yok. Ama normalde bu ülkede Bakanlar Kurulu'nun göreviydi vergi cennetleri ülkelerini listelemek. Niye listelemediler? Niye? Şimdi niyenin yanıtına esasında toplum çok iyi biliyor. O zaman yeniden şuraya döneceğiz. Biz ücretlilerin ücretinin kısıldığı, tüketicinin omzuna vergi yüküyle ve zam yüküyle bu krizin ağırlığının bırakılmadığı bir Türkiye istiyorsak o zaman tercihini vergi cennetlerinin listesine çıkartacak, tercihini rantçı sermayeyi vergilendirmekten yana kullanacak bir iktidarın anlayışını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bugünkü iktidarın bunu yapmasını beklemek hiç gerçekçi değil. Çünkü bu iktidarı ayakta tutuyor olan ekonomik yapı
Dolayısıyla ekonomi politik tam da bu zaten. Şimdi burada bir şey daha belki söylemek gerekiyor. Hani rant vergisi getirelim dedik. Bir şey daha yapılabilir. Çok da hızlı ve kolay yapılabilir. Bugün itibarıyla dolar bazıyla hazine garantileri verilmiş olan, yani rantçı sermayenin kazancını garanti altına almış olan, kamu özel işbirlikleri yoluyla olan garantilerin hepsini Türk lirasına çevirsinler. Üstelik de 6.60'dan değil, 3'ten çevirsinler. 3'ten değil 1.5'tan çevirsinler. Niye bu garantilerin yükü vatandaşın omzuna bırakılıyor da rantçı sermaye artan dövizden kazanç elde ediyor? O zaman bizim yüksek sesle bu talepleri haykırmamız gerekiyor. Yeniden söylüyorum, bu talepleri bu iktidar yaptığı zaman bütün sorun çözülmeyecek. Ama bu iktidarı bir baskı yoluyla bugünkü krizin yükünü krizi birlikte inşa etmiş olduklarıyla paylaşmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun ilk adımı krizin sorumlusunu ortaya koymaktan geçiyor. Onun için altını çok kalın çizgilerle çizerek tekrar edeyim. Bugünkü kriz dış güçlerin bir oyunu değildir. Türkiye'ye karşı oynanan bir oyunun sonucu değildir. Bugünkü krizin tek bir sorumlusu vardır, o da bu iktidardır. Ve bu iktidarın önce 16 yıl sürecinde %99'u yok sayarak kurduğu ekonomik düzenin bir sonucudur. Bununla birlikte adım adım inşa ettiği rejim değişikliğinin bir sonucudur. O zaman çaresi rejimi yeniden parlamenter demokrasiye dönüştürmek ve o parlamenter demokrasiye dönüş sürecinde kurumları yeniden kurarken halkın kurumları yapacak, halkı içine alacak kapsayıcı bir kalkınmayı, bir halkçı anlayışı, yeni bir kamuculuğu tartışarak ve onu kuracağımız bir iktidar iddiasıyla da siyasetini yapmamız gerekiyor. Evet, bütün sorularım hep aynı yere çıkıyor. Evet. Rejim değişikliği ve siyasi maalesef iktidar öyle. Tabii. Şimdi bu sorunların çözümü noktasında hükümetin aldığı kararlar, tasarruf tedbirleri var bir tanesi ki bunların en tepki görenlerden bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bütçe kısıtlaması. İnanılmaz. Zaten eğitimde yayından önce sizinle konuştuk, kısa bir sohbetimiz oldu. Artık yerlerde sürünüyoruz. Yani tarifi mümkün değil ve bunun normal bir seviyeye gelmesi belki 10 yıllar alacak. Ne maalesef acıdır ki bir neslimiz yok olup gidiyor bu anlamda. Şimdi biri o, bir diğeri de yine bu millilik kavramıyla birlikte işte Türk lirası mevduatta vergi indirimi. Hı hı. Yani bu mudur? Doların olmayacak, dolar ya da döviz mevduatın olmayacak, Türk lirasına çevireceksin onu. Eğer çevirirsen işte senin vergini şu kadar indiririm vadelere bağlı olarak. Çözümlerden biri bu mudur? Diğeri daha önce söylediğim gibi bakanlık bütçelerinden kısıtlama mıdır? Şimdi biraz önce çözümü söyledim. Yani Türkiye'nin bu bütçe açığına doğru evriliyor olan tabii bu ekonomide. Çözüm. Evet. Yani ihtiyaç duyulan bir kaynak olduğu açık. Bu kaynağın nereden alınacağı zaten temel ekonomik ve siyasi soru. Ve biz ısrarla onun için şunun altını çiziyoruz. Bir tasarruf yapılacaksa tasarrufu saray yapacak. Bir tasarruf yapılacaksa tasarrufu rantçı sermayedar yapacak. Saray nasıl yapacak? Vallahi saray harcamalarını kısarak gayet yapacak. Gayet bilmem kaç bin odalı sarayda aynen oturacaklar. Öyle. Burada şeyini ben çekeceğim şimdi, ceremesini. Ya, ve üstüne yeni yeni saraylar yapmak vaat edilirken tasarruftan bahsediliyor olması bir kez daha toplumu kandırma gayretidir. Ya bir sarayın maliyeti zaten bu kadar yüksekken şimdi otağı kuracağız, yeni saraylar yapacağız, Türkiye'nin her yerine saray yayacağız diyen anlayış tam da neye itiraz ettiğimizi gösteriyor. Biraz önce söylediğimiz yine buydu zaten. Tasarruf yapılacaksa kamu özel işbirliklerinin 2018 bütçesine girmiş olan maliyeti 6.2 milyar liraydı. Hatırlarsanız bunun bir kısmı şehir hastanelerinin, bir kısmı da geçmediğimiz köprülerin ve otoyolların garanti, hazine garantili ödemelerinin bir sonucuydu. Şimdi 2018 bütçesine henüz sadece 4 şehir hastanesi işleri haldeyken bu girmişti. 20 küsur şehir hastanesi yapılıyor bu ülkede. Henüz dolar 6.60 değil, 3.76 iken 6.2 milyar lira girmişti bütçeye. Şimdi bu garantiler %75 pahalanmış vaziyette. Yani bu bütçeye bir tasarruf girecekse eğer, emekçinin cebine el atarak girmeyecek, çiftçinin cebine el atarak girmeyecek, tüketicinin cebine el atarak girmeyecek. Kimin cebine el atarak girecek? İşte kamu özel işbirlikleriyle, rantçı sermayeyle yapılmış olan projelerin ödemelerinin,
garantilerini yeniden değerlendirerek ve Türk lirası cinsinden sabitleyip döviz riskini onların üzerine bırakarak çıkacağız buradan. Onun için evet bir tasarruf ihtiyacı olduğu açık ama tasarrufun nereden yapılacağı bir siyasi tercihtir. Bizim siyasi tercihimiz de çok açık. Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Şimdi mesele Türk lirasını niye tutmak istenmediği sorusunu sormaktan geçiyor. Yani ne oldu da yerlisi de yabancısı da dikkat edersiniz yerliler de esasında tutmak istemiyor. Niye Türk lirası tutmaya karşı bir endişe ortaya çıktı? Türk lirası tutmamızın sebebi bizim günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak ama bir yatırım aracı olarak Türk lirası tutacaksak güven duymamız gerekiyor. Bu güvenin olmadığı yerde güvenin eksikliğini mevduattaki stopaj farkıyla, işte faizdeki bir küçük düzeltmeyle veyahut da maddi olarak bir karar değiştirerek yapabilir misiniz? Yani sizlerin dolar veya Türk lirası tutma kararını veren kişi salt olarak mevduattaki Türk lirası mevduatı veya döviz tevdiatlarındaki mevduat hesaplarındaki vergi yükünü karşılaştırmak suretiyle mutlaka karar veriliyordur. Dolayısıyla makasın açılması bir pomat uygulaması olabilir. Bir küçük pansumandır o. Evet. Yani azıcık krem sürdük şimdi. Ama yara duruyor. Yara duruyor. Çünkü o yaraya sebep olmuş olan şey o güven kaybıydı Türk lirasına karşı. Bu güveni ortaya çıkartmak için faizi arttırmak da yetmez derken bunu kastediyoruz zaten. Yani keşke faizi azıcık arttırarak bu sorun çözülebilir olsaydı. Ama artık Türk lirasına olan güven eksikliği sadece faizdeki bir sorunla veyahut da mevduat hesaplarındaki vergi farklarından kaynaklı bir şey değil. Niye güven duyulmuyor? Çünkü bütün kararları tek bir kişi veriyor. Çünkü o kişinin keyfi karar vereceğini artık hepimiz biliyoruz. Ve bu keyfi kararlar sadece ekonomi alanında gerçekleşmiyor. Cumartesi annelerinin verdiği çok haklı bir mücadeleye engel olan bir karar da var orada. İstismar deniyor yani. Veyahut da bakarsanız bazı davaların sembolik olduğunu itiraf eden köşe yazıları çıkmaya başladı. AB'ye yüzümüzü döndüğümüzde sembolik davalarda karar verilebilir deniyor. Bu Türkiye'de hukukun keyfi hale geldiğini, tutuklamaların keyfi olduğunu, en temel hak olan ben neden bunun gerçekleştiğini bilmek istiyorum diyen cumartesi annelerinin en temel haklarını ellerinden alan bu anlayış, ekonomideki keyfilikle bir araya geldiği zaman ülkeye duyulan güveni, tabii, dolayısıyla ülkenin yönetimine duyulan güvenin zedelenmesi yoluyla da Türk lirasına duyulan güveni ortadan kaldırıyor. Türk lirasına güvenin eksilmesinin sebebi ülkeyi yönetenlere duyulan güvenin ortadan kalkmış olmasıdır. Ya kendileri yüzden, bile öyle, yönetenler bile bence güvenmiyorlar Türk lirasına. Ya, yani bakarsanız esasında kimin kutularından ya dolarlar çıktığına, esasında kimin buradan kazandığı da çok somut ortaya çıkıyor. Ya yeniden ısrarla altını çizelim. Yani bugün yaşıyor olduğumuz bu karanlık keyfilikten, hukuksuzluktan, kurumların ortadan kalkmış olmasından, rejimin değişmiş olmasından ve işleye işleye kurulmuş olan ekonomik yapıdan kaynaklanıyor. Yapının değişmesi gerekiyor. Hem siyasi hem ekonomik. Başka çaremiz yok. Şimdi pratikte sahada neler olacak biraz da onu konuşmak istiyorum. Biz çünkü hemen hemen her gün onlarca yüzlerce vakayla birlikte, olayla birlikte bu haberleri paylaşıyoruz. Esnafın kepenk kapatması, vergi borçları, işte kredi kartı borçları, işten çıkarmalar, önümüzdeki dönemde nasıl bir artış gösterecek? Bütün bu tablo karşısında İşte cebinde parası olmayıp kredi kartıyla harcama yapan vatandaş ne yapacak? Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Onu da sorayım size. Kara bir tablo ama. Şimdi esasında siyaset doğruyu tespit etmekle başlamak zorunda. Yani ben bir kere belki şuradan başlayayım. Çok olumsuz bir şey söyleyeceğim için bu ağırlığı biraz hafifletme ihtiyacı duyuyorum. Yumuşatarak diyorsunuz. Yani çok yumuşatılacak bir gerçek yok ortada. Yani çok maalesef ağır bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız. Ve bu kriz %99'u çok ağır etkileyecek. Etkilemeye başladı dahi zaten.
Ben bundan birkaç hafta önceydi işte İlhan Cener'le birlikte bazı fabrikaları, işte küçük orta ölçekli işletmeleri ziyaret ettik. Biraz da sahada görelim istedik. Yani bize erişen bilginin ötesine taşınsın diye. Ve her çaldığımız kapıda şu gerçekle karşı karşıya kaldık. Esasında üretici üretimde işçiyle ortak olduğunu biliyor. Ve mümkün olduğu kadar istihdamdan çıkartmak suretiyle bu yükü işçisiyle paylaşmamak için de bir gayret gösteren KOBİ'ler var karşımızda. Ama biliyoruz ki bıçak kemiğe dayanacak. Evet. Ve bugün karları azalan, artık iflas eşiğine doğru zarar noktasına taşınmış olan, borç yükü altında eziliyor olan KOBİ en nihayetinde işçisiyle bu yükü paylaşmak zorunda kalacak zaten. Ve hemen hemen kapısını çaldığımız her üreticiden aynı şeyi duyduk. Ya üretim için ihtiyaç duyduğu ara malına erişemiyor, ya stoklar erimiş, yeniden yerine konabilecek para yok, ya da stokta olanı satıp satmamak konusunda bir tereddüt var. Çünkü fiyatlamayı doğru yapabilecekleri bir güven ortamı yok üreticilerin. Burada parmak sallayarak, stokta ürününü tutanı tehdit ederek iş yapılmaz. Yapılması gereken güveni tesis edecek kurumsal yapıları kurmaktır. Kurmadığınızda o zaman bu üretim bantı işlemez hale geldiği zaman Eylül ortasından itibaren biliyoruz ve duyuyoruz ki işsizlik sorunu artan bir sorun haline gelecek. Zaten bugün çok yüksek. Evet. Zaten bugün 6 milyona yakın Türkiye'de iş arayıp bulamayan, aramaktan vazgeçmiş olan milyonlar kayıtlı var. Ve kayıtsız. Aynen evet. Öyle. Bu sayının artacağını biz bugün üretici güçlerin hepsinden duyuyoruz zaten. İsterse esnaf olsun, bakkalında birlikte çalıştırdığı insana endişeyle bakıyor. İsterse küçük orta ölçekli bir üretim bantı olsun, isterse büyük bir sanayi işletmesi olsun. Bugün herkes aynı yükün altında. Bu yükün emekçiye yüklenmemesinin tek yolu var. Türkiye'de var olan kaynakların esasında bu üretici güçlerin ortağı olan emekçi için kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi bakın, kredi garanti fonu, işte mevduatlar arasında vergi düzenlemeleriyle bazı mevduatları daha cazip kılma gayreti veyahut da KOBİ'leri destekliyoruz diyerek yeniden kredi kanalları açma gayreti sorunun çözümü değildir. Bunlar kısa soluklu nefesler verebilirler. Ama bugün artık bir KOAH hastasıyla karşı karşıyayız. Nefes alamıyor hasta. Evet. Yani alacağı bir küçük nefes sadece anlık bir kurtarım olacak. Meselemiz o kredi kanalının güven tesis edilerek kalıcı açılmasını sağlamak ki üretici yarınını görebilir olsun. Kredi garanti fonunu verdiğiniz zaman tek seferlik rahatlıyor. Ama bundan sonra yeniden kredi alabileceğinin garantisini görmediği için tekrar tekrar aynı pansumana ihtiyaç duyuyor. O zaman da sorun artık doğrudan emekçinin sorunu haline gelmeye başlıyor. Yani emekçi sadece aldığı düşük ücret sebebiyle ve bu ücretlerin artmayacağı tehdidi sebebiyle bir risk karşısında değil, ikinci bir risk de üretim bantlarının kapatılacak ve bunun işsizlik yoluyla milyonlarca hanenin sorunun haline gelecek olması. Yeniden tekrar edelim. Bunun çaresi yok mu? Var. Yani Türkiye'nin bu potansiyeli var. Türkiye'nin müthiş genç bir nüfusu var. Bu genç nüfusa yeniden eğitim sorununa döneceğim. Eğitim yoluyla doğru beceriler kazandırılsa, bugün otomasyon yoluyla zaten tehdit altında olan istihdam alanları tehdit altında bırakılmayacak şekilde kendilerini yeni çağın gerekleriyle donatabilseler, Türkiye'nin genç nüfusu bir yapısal güce dönüşür. Oysa ki bugün genç nüfusa salt tüketici ve seçmen gözüyle bakıyor bu iktidar. Dolayısıyla yatırımı bu gençler için yapmıyor. Gençleri yok sayarak yapıyor. Bir başka avantajımız coğrafi konumumuz. Yani Türkiye esasında birçok pazarın ortasında yer alan ve eğer ticari diplomasi yoluyla bir barış unsuruna dönüşse, başka ülkelerin risklerini kendi riski haline getirmeyecek bir dış politika uygulasa, o zaman Türkiye bir ekonomik güce de dönüşebilir. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Potansiyelimiz var. Hı hı. Doğru siyasi tercihlerle Türkiye'nin zenginleşmesi çok kolay. Ve bu zenginliğe %99'u ortak etmek de çok kolay. Mesele o siyasi tercihi ortaya koyacak bir iktidar anlayışı meselesi. O yüzden ısrarla buraya dönüyorum. Ekonomideki çare siyasetten geçiyor. Ve siyasette de bu gerçeği görüp, toplumun umutsuzluğunu da görüp, ya bu umutsuzluğu ortadan kaldıracak bir iddia ortaya koymak gerekiyor. Ben bunun yapılabileceğini bildiğim için ısrarla ve inatla çare var diyorum. Ama bu yaşayacağımız karanlığın
hafife alınması için bir sebep değil maalesef. Tabii onu ortaya koyup uygulamak, hayata geçirmekle ancak altından kalkabiliriz. Bakalım bir dahaki seçime kadar Türkiye nasıl günlerden geçecek Sayın Böke? Esasında yani bunu söylediğinize çok memnun oldum. Çünkü siyaseti seçimden seçime sınırlayan bir iktidar anlayışı var, evet, karşımızda. Var, maalesef. Ve bu iktidar anlayışı kendisinin tarif ettiği siyasetin dışına çıkılmasını istiyor. Dayattığı şey bu. Cumartesi annelerine saldırısı, şimdi yarın 1 Eylül barışı kutlayacağımız bir gün olması gerekirken, biliyoruz ki cumartesi annelerinin eyleminin engelleneceği bir gün olacak. O zaman hepimize düşen görev bu. Belki de siyaseti ben kim siyaset yapabilir diye tanımlıyorum diyen iktidarın karşısına, hayır, siyasete hepimiz ortağız ve siyaset sadece sandıkta oy kullanmak değildir. Hakkımızı arayabilmek için bugün o hakkı kullanmaktan geçen diyen bir anlayışı belki halkın hep birlikte ortaya koyması gerekiyor artık. Yani bir sonraki seçimi beklemeden bu demokrasiyi kurmak mümkün. Ama o demokrasiyi kurabilmek için demokrasiyi talep etmek ve demokrasiyi bizim yaşatmak için bir mücadele vermemiz gerekiyor. Belki de bugün de o çağrıyla bitirmiş oluruz. Çok da güzel olur. Sayın Böke, çok teşekkür ediyoruz. Ne yaparsak biz yapacağız, kendimiz için aynen yapacağız. Öyle. Tekrar teşekkür ben ediyoruz teşekkür değerli ediyorum. Yorumlarınız için. Ana haberin sonuna geldik. Az sonra Fatih Ertürk konuklarıyla sizlerle olacak. Hepinize mutlu akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın.